Elon Musk insan beynine çip takacak. Mars'a otomobil göndermeyi deneyen, uzaya ilk özel sektör uçuşunu gerçekleştiren Elon Musk, biraz da biz fanilerin dünyası ile ilgili geliştirdiği projelere odaklandı. Deli mi dahi mi tartışmaları devam eden ünlü isim, Neuralink isimli şirketinin beyin çipi projesini tanıttı. İnsan beyninin içine yerleştirilecek olan çiplerle Musk, Alzheimer, demans ve Parkinson gibi hastalıkların tedavi edilebileceğini savunuyor. İnsan deneylerinin önümüzdeki aylarda başlaması beklenirken domuz deneylerinde pozitif sonuçlar alındığı belirtiliyor. 21. yüzyılın Thomas Edison'u olarak adlandırılan iş insanı Elon Musk yepyeni bir projeyle dünyanın karşısına çıktı. Musk, nöroloji alanında faaliyet gösteren startup'ı Neuralink'in potansiyelini göstermek için yatırımcılarla internet üzerinden bir konferansta bir araya geldi. 2016 yılında Musk tarafından kurulan şirketin insan beyninin içine yerleştirilecek kablosuz mikro bilgisayar arayüzleri ile insan beyni hakkında veri toplamaya çalışıyor. Şirketin ve patronunun asıl iddiası ise insan beynine yerleştirilecek olan çiplerle Alzheimer, demans ve omurga hasarları gibi hastalıkların iyileştirilecek olması. Musk aynı zamanda hafıza kaybı, işitme kaybı, depresyon ve uykusuzluk gibi hastalıkların çaresini de kafatasının içine yerleştirilecek olan çiplerde gördüğünü söylüyor. Yatırımcı toplantısında konuşan Neuralink'in baş cerrahı Dr. Matthew McDougall, insanlar üzerinde deneylere başladıktan sonra ilk hedeflerinin felç ve omurilik felcini tedavi etmek olduğunu belirtiyor. Elon Musk bu yılın sonuna kadar insanlar üzerinde deney yapılabilmesi için ABD otoritelerinden gerekli izinlerin alınacağını söyledi. Reuters'a konuşan ve Musk'ın sunumuna katılmamış bilim insanları ise projenin etkileyici olduğunu fakat kesin bir kanaate varmak için üzerinde çok çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi. Projenin işleyişi hakkında bir sunum yapan Musk, halihazırda iki domuza çip yerleştirdiklerini, bir domuza ise yerleştirdikleri çipi sonradan çıkardıklarını söyledi. Sunumda yapılan deneyde hayvanların önceden belli durumlar karşısında oluşan beyin dalgalarının cihaz tarafından kayıt edildiği ve cihaz yerleşik olmadan da aynı hareketlerin benzer beyin dalgalarına yol açtığı saptandı. Neuralink'in çipinin yarı çapı 23 mm genişliğinde. Musk cihazın insan sağlığına zarar vermediğini iddia ediyor. Uzmanlar projeyi etkileyici buluyor. Toronto Üniversitesi'nde nöroloji alanında çalışmalar yapan akademisyen Graham Moffat, Musk'ın yeni projesini büyük bir adım olarak nitelendirerek çipin küçüklüğü, güç kaynağının sağlamlığı ve kablosuz kapasitesinin çapının kalitesine vurgu yaptı. Stanford Üniversitesi'nden nörolog Sergey Stavisky şirketin etkileyici bir yol kat ettiğini söylüyor. Stavisky, tamamen beynin içine yerleştirilen bir sisteme geçmek oldukça etkileyici, bu farklı disiplinlerde çalışan odaklanmış bir ekibin olduğunu gösteriyor diye konuştu. 100 kişinin çalıştığı San Francisco merkezli şirket geçen günlerde 100 milyon doları Elon Musk'tan olmak üzere 158 milyon dolarlık yatırım aldı. Musk, nöroloji teknolojisinde yaşanan bu gelişmenin tıbbi yanının dışında yapay zeka ile insanları eşsiz bir noktada buluşturduğunu söylüyor. Musk, yapay zekaya karşı tavrıyla tanınıyor. Beyin dalgalarını izleyerek nörolojik hastalıklara tedavi bulma iddiasında olan tek şirket Neuralink değil, Kernel, Paradromics ve Neuropace isimli başka rakip oyuncular da pazarda var. Tıbbi cihazda dünyaca ünlü bir marka olan Medtronic de beynin implantlarını üreterek Parkinson, tümör ve epilepsi gibi rahatsızlıklara çözüm arıyor.